Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında ibadetler niçin emredildi? Bu soruyu değerlendirmeye çalışacağız. Allahu Teala insanların ve cinlerin ibadet için yaratıldığını bildiriyor. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Cinler bizim gözle görmediğimiz varlıklar. Demek ki onlar da insan gibi mükellef. Onlar için de azap var veya sevap var. İnsanlar da Cenab-ı Hakk'ın mükellef kıldığı varlıklardan. Yani Allahu Teala bizlere ibadeti emretmiş. İbadet Allah'ın emirlerini yerine getirmekten ibarettir. Ve bunun iki şekli vardır. Bir, emredilenleri yerine getirmek ve ikincisi yasaklardan kaçınmak. Emredilenleri yerine getirmek bu salih ameldir. Yasaklardan kaçınmak bu da özellikle takvadır. Takva kelimesinde kendini korumak, muhafaza etmek, vikaye etmek gibi anlamlar var. İşte bir insan dünyaya ibadet etmek için yani belli bir disiplin altına girmek, zapt-ı rapt altında olmak için yaratılmış. Bunu bir nevi askerliğe benzetebiliriz. Nasıl ki askere alınan birisi orada yanaşık düzen eğitimine tabi tutuluyor. Ve yatış saati, kalkış saati, eğitim saati bunlar hep belli ölçüler çerçevesindedir. Önceden belirlenmiştir. Ve askerin o disiplin altında hareket etmesi istenir. Benzeri bir şekilde insan dünyaya bir asker olarak gönderilmiş. Allah'ın askeri. Ama diğer askerlerden farkımız şu. İnsan dilerse itaat eder, dilerse de isyan eder. Allahu Teala bu dünyayı askeri bir imtihan salonu gibi yapmış adeta ve bunun neticesinde evet bizlerden disiplini istiyor. Belli şeyleri yapmamızı istiyor ama bu noktada zorlamıyor. Ve insan hem ibadet edebilecek hem de isyan edebilecek şekilde. İnsan ibadet ettiğinde yaratılışın gayesi tahakkuk eder. Çünkü görmekteyiz ki şu varlık alemindeki ne varsa göklerde ve yerde kimler neler varsa bunların hepsi Allah'a itaat ediyorlar. Kur'an-ı Kerim bunu şöyle ifade eder. وَلَهُ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde kimler varsa bunların hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. İşte o koskoca güneş dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa daha büyük ve o kadar dakik hareket ediyor ki yarın sabah saat kaçta doğacağı bellidir. Yıllar sonra hangi gün güneş tutulacağı bellidir. Ve Kur'an-ı Kerim Eşşemsu vel gameru bi husben diye bize anlatıyor. Güneş de ay da hesap iledir. Ve gerek güneş, gerek ay, gerek ağaç, gerek bitki, hayvan bunların her birisi onlara verilen görevi yerine getirirler. Bu açıdan baktığımızda bütün varlık aleminin Allah'a ibadet ettiğini söyleyebiliriz. Bütün varlık alemi vezaif-i eşya tabir edilen yapmış oldukları görevlerle Allah'a ibadetlerini takdim ediyorlar. Kur'an-ı Kerim bazen bunu secde ifadesiyle bildirir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'a secde eder. Bazen tesbih ifadesiyle bildirir. Her şey Allah'a tesbih eder. Ve Allahu Teala insanın da bu nizama katılması için insana ibadeti emrediyor. Kur'an-ı Kerim'deki sıralama itibariyle baktığımızda ilk emir ya eyyühennâs ubudu emridir. Ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Yani sizi terbiye eden Rabbinize ibadet edin. Ve burada ibadet genel bir şekilde emrediliyor. Daha sonraki bütün Kur'an ayetlerinde bu ibadetin ayrıntıları yer almakta. Bazen şu soruya muhatap olabiliyoruz. Allahu Teala hiçbir şeye muhtaç değil. Öyleyse bu insana ibadeti neden emretti? Bunun cevabı aslında açıktır. Allahu Teala'nın insana ibadeti emretmesi Allah'a bir faydası dokunacağından değil, insana faydası dokunması içindir. Eğer bir insan ibadetini yaparsa düzgün bir hayat yaşar, haramlardan uzak kalır, gayrimeşruluklardan uzak kalır ve dünyada da rahat eder. İbadet şu dünya hayatında da bir mutluluk sebebidir.
Ama eğer isyan yolunu tercih edecekse, diğer alemde bunun cehennem şeklinde bir azabı olacağı gibi şu dünyada dahi ibadetini yapmayan insanlar huzurlu değildir, mutlu değildir. Stres dediğimiz şey devamlı onlarda görülen bir durumdur. Ve Cenab-ı Hakk'ın insanın ibadetine elbette ihtiyacı yok. Bunu şöyle bir misalle belki daha iyi anlayabiliriz. Mesela bir hasta doktora gitsem ve doktor da ona bazı ilaçlar verse, dese ki aman ha şu ilacı günde 5 defa kullan, şu vakitlerde kullan. Bunun karşısında hasta tutup da doktor bey sizin benim bu ilaçları kullanmama ne ihtiyacınız var dese akılsızlık etmiş olur. Evet, doktorun onun o ilaçları kullanmasına ihtiyacı yoktur. Ama o insan hastadır ve o ilaçları günde 5 defa kullanması gerekmektedir. Allahu Teala'nın bize günde 5 vakit namazı emretmesine bu açıdan bakabiliriz. Bizler namaz kılmakla Cenab-ı Hakk'a haşa bir fayda vermiş değiliz. Çünkü her şeyi yaratan odur. Her şeyi yaratan Allah'ın yarattığı şeylere muhtaç olması elbette düşünülemez. Ama insanın ibadete ihtiyacı vardır. Namaza, oruca, abdeste, bütün bunlara ihtiyacı vardır. Mesela namazı düşündüğümüzde günde 5 vakit namaz kılmak suretiyle yaratılış gayemizi hatırlıyoruz. Ve günde 5 defa Allah'ın huzuruna çıkmanın huzurunu ve lezzetini yaşıyoruz. Senede bir ay oruç tutmakla hem beden için bir perhiz oluyor, hem nefis için bir terbiye oluyor. Öte yandan aç olan insanların, maddi şeylere ihtiyacı olan, yardıma ihtiyacı olan insanların durumunu daha iyi anlayabiliyoruz. Bu şekilde bütün ibadetlere baktığımızda, bütün bu ibadetlerin biz insanlar için emredildiğini görürüz. İşte mesela Allahu Teala güneş vasıtasıyla alemi aydınlatıyor. Güneşin insanlara ihtiyacı yok ama insanların güneşe ihtiyacı var. Dünyadaki bütün insanlar pencerelerini kapatsalar ve güneşten küsseler tabiri caizse, bu durumda güneşin bunlardan herhangi bir zararı olmaz. Ama onlar kendileri güneşin ışığından mahrum kalmış olurlar. Benzeri bir şekilde Allah'ın ibadetini bütün insanlar yerine getirse istifade etmiş olurlar. Huzurlu bir hayat yaşarlar. Ama insanlar istina gösterdiğinde, ibadet etmediğinde, inatlaştığında ancak ve ancak kendileri zarar ederler. Demek ki Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ibadeti insanlara emretmesi, o insanların bir nizam altına girmesi, dünya ve ahirette mutluluğu kazanmaları için ve aynı zamanda yaratılışın sırrının tahakkuku için. Çünkü yaratılış belli gayelere yöneliktir ve şu alemde her şey belli bir nizam, intizam altındadır. Her şey görevini düzgün bir şekilde yapmaktadır. İnsan da bu nizamın haricinde kalmamalıdır. Güneş nasıl görevini yapıyorsa insan da görevini yapmalıdır. Güneş insanlara ısı ışık veriyor. İnsanlar da günde 5 defa diyelim namaz itibariyle düşündüğümüzde Allahu Ekber diyor, ellerini kaldırıyor, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna giriyor ve bu şekilde Cenab-ı Hakk'a olan imanını yenilemiş oluyor ve Peygamberimize biatını tazelemiş oluyor ve diğer alemle daha böyle bir irtibat halinde oluyor. Şu kesret dediğimiz şu alemde boğulup kalmıyor ve kendisini bir yolcu olarak görüyor. Diyor ki ben bir yolcuyum ve bu dünyadan başka bir aleme gideceğim. Ben bir askerim, Allah'ın askeriyim. Nasıl ki asker verilen emirleri yerine getirirse ben de alemlerin Rabbinin askeri olarak onun emirlerini yerine getiririm. Kur'an-ı Kerim müminlerin mümtaz bir özelliğini bize anlatırken onlar diyor Allah'ın ayetlerine muhatap olduklarında şöyle derler: Semi'ana ve ata'na. İşittik, itaat ettik. Demek ki bir mümine yakışan budur. Allah'ın emirlerini dinlemek ve bunların gereği neyse yerine getirmek. Cenab-ı Hak yaptığımız ibadetleri makbul eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.